Selamlar herkese. Bugünkü durağımız Cenova. Açıkçası buraya gelmek aklımın ucunda yoktu. Ben Portofino'ya gidip 1-2 gün kalmak istiyordum. Fakat otel fiyatları o kadar yüksekti ki haritaya şöyle bir baktım. Etrafta Cenova diye bir şehir varmış dedim. Ve burada bir otel ayarladım. Günübirlik Portofino'ya bir gezim olacak İtalya turum dahilinde. Bugün ise, bu videoda ise gelmişken bu şehri keşfetmeyi, etrafı gezip bir turistin gözünden sizlere yansıtmayı planlıyorum. Öncelikle otele gidip çantamı bırakacağım. Sonra sahile doğru inip çok merak ettiğim 1-2 tane müzeyi gezeceğiz. Hadi başlayalım. Üstünde bu adını okuyamadığım Bazilika'ya uğradım ve İtalya'daki kiliseler gerçekten her seferinde ağzımı açık bırakıyor. Muazzam içerisi ve İtalyanlar Covid olaylarını aşırı ciddiye alıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Herhangi bir müzeye, kiliseye girdiğinizde kapıda öncelikle ateşinizi ölçüyorsunuz. Ardından Covid testinizi soruyorlar bazen. Gerçekten sıkı tutuyorlar işleri. Çok ilginç. Beyoğlu'nda geziyor gibi hissediyorum şu anda. Ara sokaklar vesaire o kadar benziyor ki yani şok oldum. Akvaryumu geziyorum şu anda. Mola verdim. Marina'nın tam ortasında bulunuyor. Güzel bir manzarası var dışarı çıkınca. Giriş ücreti birazcık tuzlu olabilir ama akvaryumlar bu civarda. İkinci akvaryumum benim de. Lisbon'da gitmiştim bir kere. Yine çocuklar gibi şenim. Balıkları, ya hayvan çeşitlerini görünce her seferinde aklım uçuyor. Bunlar gerçek mi diyorum. O kadar ilgi çekici, farklı, hayal bile edemeyeceğiniz hayvanlar var ki içeride ve balıklar. Gerçekten insan şaşırıyor. Değer mi derseniz benim açımdan değer. Şahsi konuşabilirim burada. Çünkü bu tarz şeyleri, hayvanat bahçelerini veya akvaryumları gezmeye bayılıyorum ben. Birazcık daha gezeceğim içeride, tur atacağım. Sonra sahil boyunca yürümeye devam edeceğiz. Günlerdir İtalya'dayım ve egzotik yemekler peşinde koşturuyorum. Birazcık yoruldum açıkçası. Bugünkü yemeğimiz ise Cenova'nın meşhur hamburgeri Burger King'den. Sahilde hemen Marina'nın yanında çok güzel açık bir mekanı var. Oturdum açıkçası. Akşam da bunu yiyeceğim, yarın sabah da bunu yiyeceğim. Ve çok egzotik yemek peşinde koşturmayacağım bugün.
Genoa bir liman kenti ve limanlarla, gemilerle, deniz savaşlarıyla, deniz ticaretiyle olan geçmişi çok eski yıllara dayanıyor. Şu anda bir müzede bulunuyorum. Merak ettiğim müzelerden bir tanesiydi. Bu tarihini işte ahşap maketlerle, fotoğraflarla, resimlerle vesaire anlatıyor. Ve ben ahşap gemilerin hastasıyım, o yüzden geldim. Maketi olsun, oyunu olsun bayılıyorum. O yüzden çok da zevk aldım müzeden. Bir yandan da dediğim gibi şehrin bu tarihini de anlatıyor. Geçmişten günümüze kadar. Bir saat, iki saat yaklaşık geçirebilirsiniz burada. Ben hobim dolayısıyla çok hoşuma gitti. Fakat siz o kadar bayılır mısınız bilemiyorum. Tepesine çıkarsanız da bir adet 360 şehrin manzarasını görebileceğiniz bir adet platform var. Ve görmüş olduğunuz gibi çok kötü konuşmak istemiyorum ama görsellik açısından İtalya'daki en güzel şehirlerden bir tanesi olduğunu söyleyemeyeceğim. Limanı çok endüstriyel ve şu anda gördüğünüz biraz önce gezdiğimiz sırf marinası. Bu liman yaklaşık 2-3 kilometre, belki 5 kilometre uzanıyor ve bir ticaret limanı da aynı zamanda. Ama dediğim gibi, sizlerin de gördüğü gibi çok da görsel açıdan büyüleyici olduğunu söyleyemem. Şöyle bir benzetme de yapmak istiyorum. Beyoğlu'na benzetmiştim biraz önce ve sahile inince de çok fazla Karaköy Eminönü izlenimi yarattı bende. Şu anda siz pozitif bir şey olarak algılayabilirsiniz, negatif algılayabilirsiniz. Size kalmış ama Karaköy Beyoğlu arası bir yer benim gözümde burası. Biraz acımasız konuşmuş olabilirim şehrin görselliği açısından çünkü Floransa'daydım, oradan Siena'ya geçtim. Çok hoş gözüken şehirleri gezdim. Oradan buraya geçiş yaptığım için biraz yargımı etkilemiş olabilir ama bir yandan da görüyorsunuz etrafta şehirdeki her şey inşaat halinde. Ya şehir dökülüyor ya da tamir etmeyi çok seviyorlar fakat 5 binadan 2 tanesinde inşaat var. Gezdikçe sizlerle beraber benim de gözlerim açılıyor. Sabah öğlen gezdiğim yerler daha çok liman tarafında, kıyı tarafında daha eski yerleşim yerleri. O yüzden dökülmeleri, kötü gözükmeleri normal. Birazcık şehri keşfettikçe daha güzel yerlere denk geliyorum. Denk gelmiyorum, meydana zaten gelecektim. Fakat şehir ile ilgili izlenimlerim yavaş yavaş yükseliyor gezdikçe. Bakkala uğradım az önce, bir tane su vesaire aldım. Nerelisin diye sordu bakkal amca. Hollandalıyım dedim. Aa, Hollanda çok adil bir ülke dedi. İtalya değil ama dedi. Güldük beraber. Günaydınlar herkese. Genoa turumuzun da sonuna geldik. Her seyahat videomu bitirdiğimde bu şehir müthişti, kesin gelmelisiniz demek istiyorum. Fakat bunu dersem size yalan söylemiş olurum. Akşama kadar gezdim şehri, gezmeye devam ettim ve ne yazık ki beğendiğimi söyleyemem. Açıkçası İtalya'ya geliyorsanız ziyaret etmeniz gereken şehirler arasında yok. Top 10 listemde yok İtalya'da ve ne yazık ki ortalama bir serüven oldu benim için. Elbette hoşlandığım müzeleri falan gezdiğim için çok da pişman değilim, mutluyum geldiğime ama sizlere tavsiye edebilir miyim bilmiyorum. Şeffaf olmak
olmak açısından bunu söylemem gerekiyor. Otelim çok tatlıydı bu arada. Zaten puanından anlayacaksınız. Gelirseniz kalabilirsiniz. Ben Portofino'ya devam edeceğim buradan. Sırt çantamı aldım. İtalya civarında, bu civarda İtalya'da gezmeyi planlıyorsanız bir sürü videom var. Onlara göz atabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.